Şimdi dünden beri sosyal medyada konuşuyoruz. Bugün bazı zincir marketlerde de görmeye başladık. Alkollü içecek satılan standlar, içki satılan standlar güvenlik şeridiyle çevrilip uyarı levhası konulmaya başlandı. 17 Mayıs'a kadar satış bakanlık kararı gereği yapılmayacaktır diye. Ortada bir yazılı karar yok. Genelge yok. Sözler var Dava açarlarsa kazanırlar ben size söyleyeyim. Tekel bayileri de, içki satılan dükkanlarda dava ettikleri takdirde kazanırlar. Zira bunun hukuki bir dayanağı yok. Öyle istedik, öyle oldu diyorlar. 17 Mayıs'a kadar alkol içki satışı yapılmayacaktır diyorlar. Şimdi muhalefet tepkili CHP'sinden İyi Partisi'ne, DEVA Partisi'ne, Gelecek Partisi'ne, Saadet Partisi'ne kadar muhalefet, bu kanunsuz yasa tepki gösteriyor. Bir dakika diyorlar. Anayasa'ya aykırı. Bir hukuk devleti ise Türkiye Cumhuriyeti e, hala bu anayasa'ya aykırı yasak uygulanamaz diyorlar. Buna dikkat çekiyorlar. Yoksa kimsenin hani alkol içeceğiz elbette. İstediğimiz anda içeriz. Böyle bir savunma yok. Yani deniliyor ki bu hukuksuz dayanağı yok. Bu keyfiliğin keyfi yönetimin kapısını ardına kadar açacak bir karardır diyorlar. Muhalefetin tepkilerini göstereceğim ama vatandaş ne söylüyor? Tekel bayileri ne düşünüyor? Bu işi bu işin içinde olanlar ne söylüyor? Yaşam tarzına müdahale nereye kadar? Önce onunla ilgili haberimiz var. Onu bir izleyelim. Türkiye tarihinde bir ilk. En uzun alkollü içki yasa. 17 gün boyunca satışı yasaklandı. Hukuki hiçbir dayanağı yok. Alkollü içeceklerin yasaklanması eğer şu ana kadar kimsenin aklına gelmemiş çok... Bir gün değil bir gün bile yasaklayamazsın. Desteksiz tam kapanma açıklandığında da alkollü içki yasağına değinilmedi. Bakanlık genelgesinde de yok. Sadece İçişleri Bakanı açıkladı. Süleyman Soylu, tekel bayileri için muafiyet yok dedi. Bayiler yasak süresince kapalı. Tepki büyük. Bu yasağın pandemiyle bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Tam kapanma kararıyla halka hiçbir destek sunmayanların... Kanuna dayanmayan keyfi insanların yaşam tarzına bir müdahalesi olarak görüyorum. Ben izlenen politikanın alınan kararların pandemi yasakları ile ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Devlet pandemiyi bahane ederek bizlerin özel hayatına müdahale etmeye çalışıyor. Tepki gösterenler hukuki değil ideolojik bir yasak olduğunda hemfikir. Ama bu yasak benim ülkeme yakışmıyor. Yasak 29 Nisan Perşembe saat 19'da başlayacak. 17 Mayıs 05 tarihine kadar devam edecek. Alındı bu yasal 17 Mayıs'a kadar sürmesi biz tekel bayisi esnaflarını tamamen felaketine yol açacak bir durumdur. Yasak bir genelgeye dayanmıyor. Hukukçular bu yüzden uyarıyor. Genelge genelgede olmaması zaten işin daha da hani AKP'nin bugüne kadarki izlediği yol budur. Sorumluluğunu almak istemediği meseleleri muğlak bırakır. Alkollü içkiden önce alkollü mekanlar yasaklanmıştı. 15 aydır kapalılar. Binlerce insan işsiz. Birçoğu açılamayacak. Bakın 14-15 aydır biz siftah yapmadık. Eğlence sektörü özellikle öldü. Bitti mahvol. Lakin elimizde avucumuzda da bir şey kalmadı. Onları da berber bitirdik. Evlerimizi, arabalarımızı, işyerlerimizi satır hale geldik. Hem eğlence mekanlarının hem de tekerlerin kapatılması, alkol satışının 3 hafta boyunca yasaklanmasının sürecine nasıl işleyeceği, yasağın tekrar edip etmeyeceği ise merak konusu. İnançlara göre düzenlenemez devlet sistemi ve yönetimde keyfiyet kabul edilemez. Yaşam tarzlarına müdahaleye girer bir yerden sonrası. Diyorlar ki Avrupa'da da içki yasağı gündeme geldi. Fransa'da, İsveç'te bakın. İçkili mekanları belli saatlerden sonra kısıtladılar bir süre. Pandeminin en alevli günlerinde. Zaten bizde içkili mekanlar epeydir yasak kapsamında. Evde içmesine vatandaşı nasıl karışabilirsiniz? Markette satış yasak diyorlar. Neye dayanarak? İçişleri Bakanı'nın bir sözüne dayanarak. Olabilir mi? Mümkün mü? Muhalefet itiraz ediyor. Saadet Partisi'nden tutun İyi Parti'ye, Gelecek Partisi'ne, Deva Partisi'ne ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne kadar ve HDP'sine, TKP'sine, Türkiye İşçi Partisi'ne kadar aklınıza gelen tüm muhalefet partileri bu yasağa karşı bir arada. özel yaşama müdahaledir. Koronayla hastalıkla mücadeleden çok tekel bayileriyle mücadeleye dönüşmüştür. Türkiye'de 150 bin tekel bayisi adeta fiili olarak kapatılmak istenmekte. Şimdi bu tartışmalar e, cambaza bak tartışmasıdır. E, çok e, bir şekilde e, alkol satışının engellenmiş olması Ramazan ayında. Bunu vay niye yasakladınız denilmesi başka bir mesele denilmemesi esnaf açısından başka bir mesele dikkatleri başka tarafa çekmek için bir gayret var. CHP özel yaşama müdahale dedi. İyi Parti gündem değiştirme çabası. 17 gün tam kapanmada tekel bayileri açık ama alkol satışı yasak. Türkiye neden yasak olduğunu tartışırken muhalefetten de ses yükseldi. CHP'li Veli Ağbaba, İyi Parti lideri Meral Akşener ve Saadet lideri Temel Karamolluoğlu konuştu. Tepki var. Asıl mevzuları kapatmak üzere ortaya konan bu tür tuzaklara düşmememiz lazım. Çünkü zaten esnafın alkol satanı da satmayanı da iflasın eşiğinde. Bir esnafa gireceksiniz. O da cips satmak serbest, şeker satmak serbest, diğer ürünler satmak serbest ama insanların evinde içmek istediği içki yasak. Bu ancak çadır devletlerinde olur. Hukukun askıya alındığı, ideolojik yaklaşımların ortaya çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. Panmayla birlikte esnafa Stopajları sıfırlayacaklar mı, vergilerini uzatacaklar mı, elektrik paralarını geriye itecekler mi, çalışan başına 10 bin lira bir yıl ödemesiz, faizsiz kredi verecekler mi, İhtiyaç sahibi ailelere adam başı kişi başına 500 lira verilecek mi? Bu taleplerin konuşulması gereken tam kapanmada alkol satışının Yasaklanıp yasaklanmamasının konuşulması tam bir e, cambaza bak meselesidir. Bu tarzdaki davranışlarla dikkatler vatandaş nezdinde başka tarafa çekilip orada başka bir hava doğrulmaya çalışılıyor. Ama aslında esas olan esnafın sıkıntısıdır. İçilen her içkinin üç bardağını devlet içmekte, bir bardağını vatandaş içmektedir. Devlet adeta alkolik hale gelmiştir. Uygulanan vergilerle beraber sen vergisini ödeyen insana bu ürünü satma diyorsun. Bu açıkça özel yaşama bir müdahaledir. Türkiye'de ilk kez Ramazan ayında içki satışlarında rekor kırıldı bu arada. Dünden bu yana yasak konuşulduğu dakikadan itibaren marketlere koşanlar, durumu olan, stok yapanlar oluyor ve içki satılıyor. Yani bir ayda kazanacağı vergiyi iki gün içinde kazanmış oldu devlet. Ve çok vergi alıyor alkollü içeceklerden özel tüketim vergisi. Bunu da not düşelim bir kenara. Şimdi hal böyleyken tabii ay sonu itibariyle ne stok yapması, evine ekmek alacak parası olmayan. Bir kenara 5 lira koyamamış olan da milyonlarca kişi var. Bu da sınıfsal bu da sınıfsal. Turizm sezonunu düşünerek hepimize eve kapatacaklarını söylediler. O da kapatamıyorlar. Zira %61'i tam muaf kısıtlamadan işe gitmeye devam edecek toplumun %61'i. Evde oturanlara da oturun çıkmayın turist gelecek diyoruz. Gelir mi acaba? İnşallah gelir. Türkiye iki gündür alkol yasağıyla konuşuyor.